Selamünaleyküm arkadaşlar. Reşat. Ha? Oraya niye atıyorsun ki? Böcekleri çalsın ha. Oraya da mı böcek oluyor? Şu Reşat tam bir şey. Abi, yağmur, 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 böcek uzmanı. Akıl verdi bize bakalım. Her tarafa kireç döküyor. Ben kapıyı yaptım arkadaşlar. Görüyorsunuz. 10 numara bir kapı oldu. Resmen ev kapısı gibi yani. Simetrik bir şekilde. Bakın buradan kilidi var. Tamam mı? Artık buraya baronla narkoz ikisi vursa kıramaz bunlar yani. Şimdi kapıyı yaptık arkadaşlar. Şöyle tam buradan bir döşeme yol yapacağım. Tahtadan. Yanını toprak dolduracağım. Ama ilk önce şu kirecin. Bu kireci nasıl bekleyeceğiz değil mi bunun üstüne? He? Nasıl? Böyle kalacak abi, bir şey olmaz. Böyle ya kalsın zaten, köpekleri koymayacağız diyor. Böyle yani kalsın. Şu salak torbayı da şuradan kes. Hamunu kes. Bunu bana aklını verenin de. Gördüm onu bir yerde gidiyor. Geri zekalı yok. Sinekleri kaçırıyormuş da yok bilmem ne yaparmış da. Kızılı iş. He? Sinekler daha çok geliyor. Oo ya. Bunu atacağım ya. Sinekleri kaçırdığı yok yani. Arkadaşlar çalışırken şaşal alacaksınız yanında. Bundan iki tane içeceksiniz günde. Bak nasıl zayıflıyorsunuz. Üç litre su. Evet, onun içine de attım ya. Onun içindeki şeyleri sökeceğiz komple. Yeni döşeme. Boya boya hepsini yapacağım. Efsane bir köpeklere kulübü yapacağım. Gel Narkoz. Gel oğlum. Nasıl olacak şimdi bu iş? Gel buraya. Gel buraya Narkoz. Nasıl olacak? He? Gel Narkoz. Nasıl olacak? He? Nasıl olacak he? He? Arkadaşlar Narkoz'a bakın şuradan bir yara verdi. Bunu pars yaptı herhalde. En son pars burasına bir dalmıştı. Ya zavallı Narkoz'um ya. Ya bu kadar şefkatli oldu diyor ama korsanı çarptı. Korsanı çarptı, korsana getirdi artık. Ayı baş. Narkozun memeleri çok küçük ya. Abi baksana. Sivrice gibi duruyor. O şeyin Mutlu'nun köpeğinin köpek gerçek ama aynı abone şişmişler. Hormonları bozuk herhalde köpeğin. Bu Narkoz'u buraya koymam herhalde arkadaşlar. Narkoz'u buraya dogoları koyacağım. Değişecek yani. Buraya mesela kızan zamanı düşünüyorum. Korumaya aldığım köpekleri buraya koyacağım. Değiştireceğim bakalım. Burayı güzel bir şekilde kullanacağız. Ne yapıyorsun Reşat şimdi? Tamam, sökelim abi o şey kümesi. Kümesi sökmeyeceksin yani oğlum, ne kümesi sökeceksin? Nasıl? Kümesin içindeki şeyleri sökeceğiz. Tamam, bir tarafı sökelim. Tamam, keseri al. Yok yok, ha buraya hiç gel. Kümesin içine gir şimdi, al bu keseri. O an tavuklar bir yerlere duruyor muruyor ya, şey. Onları sök. Ha orada süpürge var, onu da al. Ya onu şey yapmayacak. Ha bu Reşat var ya arkadaşlar, 10 numara çalışıyor. Zafer'e desem var ya, ha oradan ha buraya gelene kadar 50 tane derdi yani. Reşat aferin. Şu tarafı sökeceğiz ya abi. Seni tebrik ediyorum. Şu tarafı sökeceğiz de o tarafı sökmeme gerek yok. Taraf... Çenesini nefes alacağım orada. Ne yapacaksın? Nereye sökeceksin? Nefes nasıl alacağım içeride abi? Daracık yer orası. Ha bu kapağı sök, ha bu kapağı sök oradan. O kapağı sök. Ondan sonra... Ha, onu kapağı sök oradan. Buraya tahta yap. He? O kapağı sök. Oraya şey yapma. Sök. İçeri şey de sök. Versene abi. He? Pensiye versene. Al. Al bakayım. Al.
O şey, o şeyi de ver bana. Bak orada bir şey var. Terek var. O tereyi ver bana. Bunu al dışarı. Bunu yakalım. Ne yaktın? Bunda tahta var oğlum. Kullanacağız mı tahtaları? Tahtalara para veriyorum. Her şeyi kullanacağız. İsraf yok. Dibinden sök onu. Fars! Narkoz, gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Narkoz. Narkoz! Gel bakalım. Gel. Narkoz! Gel bakalım. Aferin. Gel bakalım. Gel bakalım. Gel bakalım. Narkoz buraya. Seni buraya bağlayayım şimdi. He? Bağlayayım mı seni? Ama sinekler ben nedir senin? Çek düğünü ya. Evet. Reşat Kudu Bey tavukların giriş kapısını B girişini kapatıyoruz. A girişini açacağız. Orası tavukların girişiydi. Oradan yumurtalar alıyordum eskiden güzel güzel ama artık yumurta alamadığım için gerek yok. Köy yumurtası 1 lira kardeşim. Yani bu tavuklara ettiğim masraf arkadaşlar var ya şu kulübe. Bakın şu teller meller. 2 milyardan fazla şu çatısı matısı, o çatının bir tane saçını 80 milyona mı ne aldım? 8 tane saç var o çatının üstünde. 3 metrelik saçlar. Aşağı yukarı bu buraya 2 milyardan fazla masraf ettim. Şu an ettiklerimi saymıyorum. Aldığım yemimi saymıyorum. Eskiden kurtarıyordu. Şimdi bakıyorum yalandan her gün beni uğraştırıyor bu tavuklar. Yemlerini veriyorum, sularını değiş, bilmem ne yap. Ama günde bir tane yumurta. Bazen 3 tane. Tabii beklersem o bağırıyorlar ya yumurta yaptı. O zaman beklersem 5-6 tane alıyorum, 8 tane alıyorum bazen. Ama genelde tavukların başında bekleyemem yani. O yüzden tavuklarla uğraşmaya gerek yok. Şu an hele şu yağmurlar bu ara biliyorsunuz Karadeniz'e aşırı yağmur yağıyor. Bu yağmurlar buranın acayip bir şekilde bir koku vermeye başladı. Tavukların kokusu böyle pisliklerin kokusu. Yani şu köpeklerin kokusu hiç rahatsız etmiyor yani. Tavukların kokusu aşırı derecede geliyor. Durun. Ne yiyorsun abone? Bir şey yiyorsun abone. Şimdi burası bitsin. İnşallah güzel olur ya. Köpekler için rahat edecekleri bir yer olur. Şu an esiyor arkadaşlar. Güzel hava sıcak ama esince o koku daha yayılıyor ya. Reşat nereye sokuyorsun? Oğlum. Giriş burada olmayacak mı? Nerede? Burada. Ya sana ne girişten ben oraya yapacağım ya sen. Benim projeme ne karışıyorsun oğlum? Sen içeriye sök. İçeri bir şey alalım. Nereye söküyorsun Reşat? Buraya şey yapalım. Reşat manyaksın sen ya. Vallahi bu kafayı yemiş ya. Oğlum orayı sökmeye gerek yok. Dışarıdan ben burayı keseceğim girişlerini. Orayı çakacağım. Niye orayı kırdın ya? Kırmadım abi zaten bir şey vurdum ya. Ben buraya bak buradan bir direk yapacağım içeriden. Ha bu kalacak tamam mı? Demek istediğimi anladın mı? Bak şimdi bunu yalandan söylüyorsun. Bu ağaçlar kestane. Kestane ağacını niye söküyorsun ya? Ya ha böyle. De bana ben sana içeri sok diyorum. Burayı mı sok diyorum sana ya? Ya bir şey olmaz içeri sakarım onu ya. Nerede saksan onu? Allah. Şimdi buradan girişi vereceğim tamam mı? Burayı bak ha buradan içeriden bir direk yapacağım oraya anladın mı? Buradan tahtayı testereyle keseceğim ben ya. Yani kapı açacağım buraya. Ama bu tahtalar kalacak. Tahtayı keseceğim. Tahtanın arkadan ben buna şey sakacağım. Yapınca görürsün Reşat. Sen onlara karışma. Sen dediklerini yapsana ya. İçeriye söktün mü? Tamam, tamam. Söktüysen tamam. Evet arkadaşlar. Ben biraz Reşat'ın maşında durayım yoksa bu kulübeyi sökecek burada. Görüşürüz inşallah. Kendinize iyi bakın.